Adalar ilçemizde 2019 yılı sonbahar ruam taramasına tabi tutulan atların 81'inde ruam hastalığı tespit edilmiş ve bu atlar itlaf edilmiştir. Ruam bulaşıcı karakterli bir hastalık olduğundan insan, hayvan ve çevre sağlığına yönelik muhtemel tehditlerin önlenmesi için ilçemizde gerekli bütün tedbirler alınmıştır. Hepimizi derinden üzen bu durumun olumsuz etkilerinin sona erdirilmesi için talimatım üzere Mahalli Çevre Kurulu Alt Komisyonu dün Adalar ilçemizde toplanarak incelemelerde bulundu. Alt komisyonun dün aldığı tavsiye kararları olağanüstü toplantıya çağırdığım İl Mahalli Çevre Kurulu'nda görüşülerek nihai karara bağlandı. İl Mahalli Çevre Kurulu'nda alınan kararlar şunlardır. Adalar ilçemizdeki tüm atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulmasının insan, hayvan ve çevre sağlığı yönünden 3 ay süreyle durdurulmasına. Faytonlara at koşulmasının 3 ay süreyle durdurulması nedeniyle toplu taşıma hizmetlerinin aksamaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce gerekli tedbirlerin alınmasına. Ruam hastalığına sebep olan en büyük etkenlerin başında gelen gerekli hijyen şartlarını taşımayan, izinsiz, ruhsatsız yapılmış hayvanların sağlıklı yaşam ve dengeli beslenmelerine yeterli olmayan ahırlar gelmektedir. Dolayısıyla izinsiz yapıldığı tespit edilen ahırların tamamının derhal yıkılmasına, Adalar ilçemize ivedi olarak karantina ahırı kazandırılmasına, ruam hastalığı nedeniyle Adalar ilçesi hayvan sağlığı zabıta komisyonu kararı gereğince tek tırnaklı hayvanların ilçeye giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, yapılan taramada hastalıklı çıkan ve itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında insan, hayvan ve çevre sağlığını tehlikeye atmaktan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, İspark ahırlarının, faytonların, durakların ve fayton güzergahlarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve Adalar Belediye Başkanlığı tarafından 3 gün ara ile 3 ay süre zarfında periyodik olarak yapılmasına, uygun şartları taşımayan hayvan barınaklarında, açık alanlarda ve orman alanlarında başıboş dolaşan hayvan sahiplerine idari para cezaları uygulanmasına, faytonlarda çalışan sürücü, seyis, at sahipleri ve yakınlarının sağlık taramalarının il ve ilçe sağlık müdürlüğü tarafından yapılmasına, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığı'nca Adalar ilçesinde atların barındığı alanların mülkiyet durumlarının tespiti ve tahliye işlemlerinin yürütülmesine, hayvanların barındığı yerlerden kaynaklanan katı ve sıvı atıkların depolanma koşullarının atık yönetimi ve yönetmeliği ve koku emisyonlarının kontrolü yönetmeliğine uygun hale getirilmesi için bu yapıların sahiplerine çevre kanunu uyarınca süre verilerek önlem aldırılmasına oy birliğiyle karar verildi. Hayvan hakları evrensel bildirisinde bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma ve korunma hakları vardır. Bütün çalışan hayvanların iş süresi ve yoğunluğunun sınırlandırılması ve güçlerini artırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir. Bugün İl Mahalli Çevre Kurulu'nda bu kararları alırken tek bir niyetimiz var. O da adalardaki hiçbir hayvanın kötü koşullarda yaşamasını ve itlaf edilmesini artık kesinlikle istemiyoruz.